Merhabalar. S-400 konusunu tartışacağız bir kez daha. Çünkü S-400 bir savunma aracı, bir füze sistemi olmaktan çıktı. Çok daha büyük bir şeye dönüştü son zamanlarda. Dış politikanın yönünü belirleyen bir enstrümana dönüştüğü söyleniyor. Ekonominin yaşayabileceği daha büyük krizlerin bir faktörü olabileceği söyleniyor. Hatta iktidarın, AKP'nin geleceğini etkileyen önemli bir etken olduğu iddiaları var. Bu konuyu görüşeceğimiz kişi Soli Özel Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi. Soli Bey, hoş Hoş geldiniz. bulduk, merhaba. Öncelikle bu S-400 konusu nereden çıktı diye başlamak istiyorum. Yani bu gerçekten bir savunma konusu, bir askeri konudan mı çıktı, yoksa bir siyasi bir manevranın ilk adımı olarak mı S-400 konusunu gündeme getirdik? Şimdi bir kere şunu hatırlayalım ki Türkiye uzunca bir süre, Türkiye NATO'nun kendisine sağlamış olduğu hava savunma desteğinin yeterli olmadığını düşünerek kendisi bir savunma sistemi almak istedi. Önce yanılmıyorsam Amerikalılarla 2009'da yapılan Patriot müzakereleri var. Amerikalılara sorarsanız Türkiye oyun bozanlık etti. Türkiye'ye sorarsanız Amerikalılar oyun bozanlık etti ama sonunda o gerçekleşmedi. Bunun üzerine Türkiye Çin'den füze alacağını söyledi ve bugün S-400 nedeniyle gündeme gelen itirazların pek çoğu Çin füzeleri konusunda da geldi. Uzunca bir süre Türkiye Çin'le müzakere ettikten sonra sonunda tam doğru dürüst bir teknoloji transferi olmayacağını söyleyerek bundan vazgeçti. S-400'lerin bir alternatif olarak gündeme gelmesi gene yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbe teşebbüsü ardından 9 Ağustos 2016'da Rusya'da Putin'i ziyaretinden sonra ortaya çıktı. Ardından da yol aldı. Şimdi Amerikalılar açıkçası bu S-400 işi ilk çıktığında bugünkü kadar telaşlı bir şekilde bununla ilgili bir tavır almadılar. Fakat işin gerçekleşmesi yakınlaştıkça ve işin çok ciddiye bindiği görülünce giderek dozu artan bir tazyik uygulamaya da başladılar. Şu anda vardığımız nokta bu. Buna Türkiye'de bu konuları bilen, anlayan, fanatikçe bakmayan, ideolojik takıntılarla bakmayanlar S-400'lerin kendi başlarına Türkiye'nin derdine derman olamayacağını söylüyorlar. Kendi başına bir sistem olacak bu vesaire. Fakat bundan önemlisi tabii S-400'ü aldığınız zaman bunu kullanacağınız hava kuvvetleri ancak sizin müttefikleriniz olanların kullandığı hava güçleri olacak, uçakları olacak vesaire. Dolayısıyla bu bence sizin açılışta söylediğiniz gibi sadece bir dış politika değişikliği değil, dış politikada sistem değiştirme veyahut da Türkiye'nin ittifak sistemini değiştirmesine varabilecek olan, o nedenle de çok önemli bulunan bir değişiklik. Son olarak da her şey bir yana, anladığım kadarıyla S-400'lerle de bize öyle büyük bir teknoloji transferi falan da yapılacak değil. Hem NATO buna itiraz etti, hem de Amerika Birleşik Devletleri itiraz etti. NATO biz bunu tıpkı Çin füzelerinde olduğu gibi kendi sistemlerimize entegre edemeyiz, sırlarımız gider dedi. Amerikalılar da onun üzerine bir de biz size F-35 satacağız. Bu F-35 şu anda dünyadaki en mütekamil uçaktır. S-400'lerin ise bunun teknolojik sırlarını elde edebilme kapasitesi vardır. Dolayısıyla biz size bu koşullarda, yani S-400'ün bulunduğu bir yere biz F-35'leri gönderemeyiz dediler. Dahası F-35 programından Bir de Türkiye'nin onun ötesinde çıkarılması ötesi konusu zor tabii. var. Evet tabii. Peki ABD dediğiniz gibi son zamanlarda daha şiddetli bir yoğunlukla karşı çıkıyor. Önlemler alıyor işte F-35 programından çıkarılması, işte bizim pilotlara eğitimin kesilmesi ve başka adımlar falan. Bu iş Amerika'nın tavrı açısından bakınca nereye kadar gider görünüyor? Ya valla ben şimdi pek çok kişinin haksız da değil haklı olarak bir ultimatum diye değerlendirdiği Amerikan Savunma Bakanı'nın gönderdiği ve Amerikalılar tarafından da medyaya verilen metne baktığınızda onun ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nda yapılan hayli uzun bir basın toplantısında söylenenlere baktığınızda
Amerikalılar kendi pozisyonlarını koymuş oldular. Diyorlar ki siz S-400'leri topraklarınıza getirdiğiniz takdirde biz tedrici olarak sizi F-35 programından çıkaracağız. Türkiye ile ilişkilerimiz kopmayacak. Ancak F-35 programında Türkiye'nin devam etmesi mümkün olmayacak. Nitekim biz sizinle bugün 12 Haziran tarihinde konuşuyoruz. Bugün F-35 programına dahil olan ülkelerde bu programa, bu program için üretim yapan şirketlerin baş yöneticileri bir toplantı yapıyorlar ve Türkiye'de birkaç yüz şirket bu programa dahil üretim yapıyor bunun için. Bir kısmı belli başlı önemli şirket, yani büyük şirketleri Türkiye'nin ve bunların yöneticileri bugün yapılmakta olan toplantıya davet edilmediler. Dün yanılmıyorsam ya da evvelsi dün Türk pilotların eğitimi durduruldu ki mektuba göre bunun biraz daha geç gerçekleşmesi bekleniyordu. Bu ayın sonundaymış galiba ya da bu ay içinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la Amerikan Savunma Bakan Vekili Shanahan Brüksel'de herhalde NATO çerçevesinde toplanacaklar ve konuşacaklarmış. Yani Amerikalıların tavrı net. 31 Temmuz'a kadar bir takvim verdiler. Bu takvime uygun olarak Türkiye herhalde S-400'den ben vazgeçtim demediği takdirde en son 2020 yılında üretim yapılacak bazı konularda. Biz tedbirlerimizi aldık. Sizin yaptığınız üretimi başka taraflardan sağlayabileceğimize dair bir garantiyi aldık. Belki bununla ilgili çalışmaları da başlattık. İşlerin bu raddeye varmasını istemeyiz ama siz S-400'de ısrar ederseniz maalesef işlerde bu raddeye varacaktır diyor mektup. Şeyde de basın toplantısında da bunun istisnai bir durum olmasını arzu ettiklerini söylüyorlar ve ama yani şey mesajı net olarak yineliyorlar. İşte bugün de Türkiye Savunma Bakanı işte Sayın Hulusi Akar da bu pek müttefiklik ruhuna uygun bir üslupla yazılmış değildi diye bir şey söylemiş ama mektup 6 Haziran tarihli, yanılmıyorsam 7'sinde sızdırıldı. Evet. Bugün ayın 12'si, 5 gündür de mektuba verilmiş bir cevap yok. Hatta bizimkiler mektubun tam içeriğini de vermediler. Kısaltılmış haline verdiler, başka yerlerde. Yani işte İngilizce böyle bilen Google'a da koyunca bunları Google Translate evet, yani okuyabiliyor. Evet, yani evet, bir iki. Evet. Şimdi yani olayın bir siyasi boyutu var veya siyasi tire askeri diyelim. Bir de ekonomik, bu F-35'ler bile milyarlarca dolarlık hacme sahip. Tabii yani sanırım 15 milyar dolara kadar varacak bir üretim anlamına geliyor F-35 programına Türkiye'nin evet, dahil olması. Evet. Benim anladığım kadarıyla önemli sayılabilecek bir takım parçaları da yapıyor. Dolayısıyla dolaylı olarak Türkiye belli bir teknoloji, know-how falan da elde edecek bundan. Ve hani Türkiye'nin şu sırada en hızlı gelişen sanayi, savunma sanayi zaten ona da büyük bir katkısı olacaktı. Özellikle küçük şirketler herhalde bu program durduğu takdirde bunun, ona göre de eğer yatırım filan da yapmışlarsa evet, bundan dolayı çok ciddi bir hasar göreceklerdir sanıyorum. Büyükler bile küçümsenmeyecek bir hasar görebilir. Evet, evet. Yani şimdi ekonomi deyince belleğimizde çok da uzak olmayan bir tarihte bir Rahip Brunson meselesi var. Doların patlaması var. Türkiye'nin tavır değiştirme, manevra yapma şeyi var. Daha sonra işte NASA'da çalışan ve FETÖ gereksiz tutuklanan Serdar Gölge olayı var. Onun serbest bırakılması vesaire. Yani Türkiye bu konuya serbest bırakıldı ama Amerika'ya dönemedi. Dönemedi. Henüz veya dönemedi. Bilemiyoruz. Yakında dönecek mi diye otur yorumlar var. Şimdi ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ortamda ABD'nin açık ambargo tehlikesi, yani bir ara ekonomiyi batırma türünden şeyler de telaffuz edilmişti. İki şeyi ayırmak lazım. Savunma Bakanı'nın mektubu Amerikan yönetiminin ve daha doğrusu Amerikan savunma bürokrasisinin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığı karşısında F-35'lerin verilmesini engelleme iradesini yansıtıyor. Bu da tabii yönetimin pozisyonu. Burada Türkiye'ye yönelik bir ambargo yok. Olan Türkiye ile yapılmış mevcut anlaşmaların iptali ya da en kötü, en iyi ihtimalle askıya alınması ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması. Ambargo veyahut da yaptırım tarafı Kongre ile alakalı. Evet. Şimdi Kongre'de CATSA diye işte Amerika'nın hasımlarına yardım edenlere yönelik bilmem cezalar filan gibi bir şey var.
Kongre diyor ki Türkiye eğer S-400'leri alırsa biz katsayı devreye sokarız. İşte bunda da yanılmıyorsam 12 madde var, yaptırım maddesi var. Bunların 5'ini Amerikan Başkanı uygulamakla yükümlü. Şimdi dolayısıyla Trump bu durumu idare eder, Trump bizi şeyden, yaptırımdan kurtarır. Çok gerçekçi bir beklenti değil. Şimdi şöyle olsa belki, sadece Demokrat Parti senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin zorladığı bir şey olaydı bu. O zaman Trump pek çok başka konuda evet. yaptığı gibi demokratları dinlemiyorum, evet. hadi gidin diyebilirdi. Durum öyle değil. Dün kongreden bir bağlayıcı olmayan karar çıkıyor. O karar oy birliğiyle veriliyor. Yani demokrat ya da cumhuriyetçi Amerikan Kongresi S-400'ün satın alınması konusunda pek de çatlak vermeden bir iradeyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla başkanın ben sizin iradenizi tanımıyorum, bunları uygulamayacağım deme hı hı. marjının olduğunu açıkçası sanmıyorum. Dolayısıyla Osaka'da bu ayın sonunda yapılan G20 zirvesi çerçevesinde ya da Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasındaki konuşmadan Türkiye'nin arzu ettiği bir rahatlama, ferahlama çıkma ihtimalini açıkçası ben var olan koşullarda çok güçlü görmüyorum. Evet. Şimdi bize dönelim, Türkiye'ye dönelim. Tamam, şu ya da bu şekilde demin kısaca özetlediğiniz gibi şartlarda S-400 meselesi çıktı falan ama bu kadar gelişme oldu, bu kadar tehlikelerin sınırında geziyoruz. Niye vazgeçmiyoruz? Niye bu konu açıldığında hep ya Rusya ile anlaştık artık bunun geri dönmesi söz konusu değildir türü anlaşmalarla sorunu büyütüyoruz? Şimdi çünkü Ruslar da Türkiye'ye, şimdi şöyle oraya iki tarafı birbirine kırdırarak bir siyaset ürettiniz ve Suriye'de kendinize çok sıkışık bir anınızda bir manevra alanı açtınız. Rusların izin vermesi sayesinde barıştıktan sonra işte Elbap ya Fırat Afrin. Kalkanı'nı ve Afrin operasyonlarını yapabildiniz vesaire filan ve Ruslar izin vermediği takdirde ya da Ruslar buna çok karşı çıktıkları takdirde orada kalmayı sürdürüp sürdüremeyeceğinizde meçhul zaten sürdüremezsiniz. İkincisi Ruslarla yapılmış çok önemli anlaşmalarınız filan var ve Rusların Türkiye'ye yönelik bir yaptırım uyguladıkları zaman canımızı ne kadar yakabilecekleri de 2016 yılında işte aşağı yukarı hı hı. 7 ay 8 ay süren ambargo döneminde de belli oldu. Ayrıca da İdlib var. Yani maalesef doğru dürüst konuşulamıyor. Ancak sosyal medyada konuşuluyor ama yani hastanelerin, okulların, sivil nüfusun yoğun olarak bulunduğu, ihtiyaç duyduğu kurumlara yapılan müthiş bombardımanlardan, Suriye ordusunun saldırmasından bahsediyoruz. Bu daha da şiddetlendiği takdirde anladığım kadarıyla 150-200 bin mülteci gene Türkiye sınırlarına gelmiş, Türkiye açmayacağım sınırları diyor. Bu daha şiddetlendiği takdirde 2 milyona varabilir. Şimdi burada bambaşka bir sorunumuz hı hı. var. Türkiye bir Soçi anlaşması yaptı Rusya ile geçen sene Eylül ayında ve buna göre işte orada Heyet Tahrir el-Şam adlı terörist örgütü bir şekilde silahsızlandıracaktı, şuydu buydu, yapamadı. Bugün fiili duruma nedir diye bakacak olursanız bugün Muharrem Sarıkaya da yazmış Habertürk'te. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, bir de Suriye Ordusu diye bir şey var. Bunlar Heyet Tahrir el-Şam'a yani bütün dünyanın terörist diye tanıdığı örgüte destek vererek onlarla birlikte Şam ordusuna karşı yani Suriye silahlı kuvvetlerine karşı savaşıyorlar. Bu da şu demek, Türkiye ve Rusya dolaylı olarak ya da vekalet üzerinden birbirleriyle savaş halindeler. Şimdi bu tamamen bir Arap saçı. Yani bu arada da size Amerikalılar yardım ediyor. Çünkü giden sizin gönderdiğiniz silahlar Amerikan menşeli filan. Şimdi Amerika ile Kuzeydoğu Suriye'deki PYD-YPG ilişkisi nedeniyle kanlı bıçaklısınız. Başınızda bir S-400 davası var. İşte bir müttefiğe yapılmayacak şekilde hitap edildi diyorsunuz. Öte yandan Amerikalıların da desteğini alarak S-400'leri alacağınız ve Astana sürecinde müttefiğiniz olan Rusya'ya karşı vekalet savaşı sürdürüyorsunuz. Rusya da şimdilik bununla ilgili bir şey demiyor. Karma karışık bir durum var.
Benim tabii gördüğüm, yani Rusların işine geliyor Türkiye'nin Batı ile, Amerika ile, NATO ile olan ilişkilerini zehirlemek. Türkiye'de de çıkalım NATO'dan işte veyahut da Amerika boyunduruğundan kurtulalım diye çok heyecanlanan bir grup var. En azından benim okuduğum hiçbir metinde bu işlerin nasıl Türkiye'nin genel olarak çıkarını olacağını izah edebilmiş değiller ama çok gür çıkıyor sesleri vesaire. Veyahut da Rusya ile baş başa kaldığımız takdirde ne olacak sorusunun da bir cevabı yok. Yani Türkiye'nin eğer bu S-400'leri alması nedeniyle veyahut da Katsa'ya Katsa'sı yaptırımlarına uğraması durumunda çökecek olan ekonomisini Rusya'nın herhangi bir şekilde kurtarabilmesi mümkün değil. Siz de eğer ekonominizi toparlamak için yok IMF'ye falan da gitmek zorunda kalacaksanız Amerika ile bu kadar papaz olduktan sonra IMF'den sizin herhangi bir şekilde evet. paket program alabilmeniz mümkün değil. Böyle herkesin birbirini engellediği fakat kimsenin bir feraha doğru adım atamadığı bir kilitlenme durumu içindeyiz ama mektup nedeniyle saat yani kum saatinden kum evet. aşağıya akmaya başladı. 31 Temmuz'a doğru gidiyoruz. 31 Temmuz'a doğru gidiyoruz. Yani buradaki tabii en kritik tarih sanıyorum bu 29-30 Haziran'da Osaka'da yapılacak olan G20 zirvesi. Yani oradaki baş başa görüşmeden Türkiye tamam S-400'ü 10 yıl sonra alacağım dedi. Veyahut da Trump bir şu anda benim aklıma en azından gelmeyen bir formül buldu. O zaman feraha çıkarsınız ama yok orada eğer bu konuda bir anlaşmaya varılmaz Amerikan başkanı almayacaksınız S-400'leri derse ve Türkiye tamam ben bunu 10 yıl sonra alacağım falan gibi bir şey de söyleyemezse o zaman biraz sıkıntılı bir durumda. Şimdi tam bu noktada sizin bir geçenlerde bir söyleşte dediğiniz şey aklıma geldi. Bana analiz mi yaptırıyorsunuz, falcılık mı? Sizin tahmininizi sorsam herhalde böyle bir cevap ben de alabilirim. Yani şimdi genel yaklaşım yani arkadaşlarımı ve benim genel yaklaşımımız Rusya'nın Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını istemeyeceği yönünde. Çünkü taşıyamaz Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi. Yani unutmayın ki yani Rusya tamam müthiş jeopolitik olarak önemli bir ülke filan da ekonomisinin boyu İtalya. Yani İtalya ekonomisiyle böyle çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Ama bu S-400'leri de verme konusunda da ciddi bir irade gösteriyorlar. Çünkü NATO'dan atılamayacağınıza göre öyle bir mekanizma yok. Kendiniz de ben çıkıyorum demediğiniz takdirde ki onu da demek kolay değil. Zehirlenecek ilişkileriniz daha da fazla ama bir şekilde devam edilebilir. Ancak bu S-400 işi olursa herhalde Türkiye çeşitli mekanizmalar yoluyla NATO içinde tecrit edilecektir. Bu arada Amerikan yaptırımlarının boyutları F-16'ların parçalarının gelmemesi veyahut da F-16'nın modernizasyonunun gerçekleştirilememesi filan gibi boyutlara da varacak olursa Türkiye tabii çok sıkıntı çekecektir. Hani o bakımdan gene bu da Rusya'nın arzu etmemesi gereken bir şey. Türkiye'yi çok zor durumda bırakacak olan bir şey. Amerika'yla da iplerin giderek gevşemesi ya da belki de ileride kopması anlamına gelebilecek bir şey. Neyse lafı çok uzattım. Hı hı. S-400'de şu anda bana sanki gelecekler ve geri adım atmak pek de mümkün değilmiş gibi geliyor. Onunla ilgili de yine tahminler var. Siz de biliyorsunuz. İşte Azerbaycan'a mı gider, Katar'a mı gider, Kıbrıs mı başka bir şey mi yoksa S-300'ün Yunanistan'daki akıbeti gibi bir kenarda durur mu? Şimdi bu S-300 benzetmesi bence çok doğru değil. S-300'ler NATO üyesi olmayan o zamanlar AB üyesi de olmayan Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne evet. gidecekti. Evet. Tamam, Güney Kıbrıs yönetimine gidecekti. Evet. Türkiye bunun aşağı yukarı bir savaş nedeni olduğunu ilan etti. Yani siz onları oraya konuşlandırırsanız biz de gelir onları orada vururuz ya da sökeriz demeye getirdi. Bir savaşın önlenmesi için o füzelerin Girit'e paketleri açılmama kaydıyla gitmesi karar. Açtılar mı açmadılar mı bilmiyorum. Ama orada Türkiye ile Kıbrıs Rum kesimi arasında savaşa varabilecek bir gelişmeyi engelleme iradesi vardı. Herkesin işine geliyordu.
Bu yapıldı. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani bu benzetmenin ben çok doğru olduğunu sanmıyorum. Ve ayrıca da dediğim gibi yani Yunanlılar bunu Girit'e kullanmamak ve paketinden çıkarmamak kaydıyla almışlardı. Başka bir de bir şey daha sordunuz. Yani bu S-300 Azerbaycan, Katar, diğerleri gönderilmesi gibi bir şey. Şimdi Allah'ını severseniz yani Azerbaycan, şimdi Ruslar bizim böyle bir niyetimiz yok dediler. Şimdi Azerbaycan'ın, Rusya'nın, sizinle konuştum, siz benden iyi biliyorsunuz. Hayır, şimdi Rusya'nın izin vermediği bir şeyi Azerbaycan'ın yapması mümkün olabilir mi? Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bunlar ittifak bir taraftan. Hayır, yani işte herkesin kendine göre dengeleri var. Yani Azerbaycan bu konuda tutup Rusya'yla ters düşmek herhalde istemeyecektir. Ötesi Pakistan mı? Pakistan'la şu anda Amerika kanlı bıçaklı. Bilemiyorum onu. Onu bilemiyorum. Bir de bu S-400 meselesini gerçi değişik açılardan değindiniz ama politikanın değişmesi, işte Batı'dan kopma, Avrasyacılığa gitme ve Türkiye'de son zamanlarda şekillenen, özellikle 7 Haziran sonrasında şekillenen bir Avrasyacılık. Aslında tam bütünsel bir yapı sergilediğini düşünmüyorum ama işin bir tarafında iktidar var, MHP bir tarafında var, Perinçek bir tarafında, sol çeşitli kesimlerden ulusalcılar bir tarafta. Böyle bir ittifakın şekillenmesi de gündemde. Bu nereye doğru? Böyle bir ittifak zaten var. Yani bir tarafta radikal İslamcılar, öteki tarafta ulusalcılar, işte Perinçekçiler, şucular, bucular vesaire. Bunların da çoğu eski Sovyet ve Rus düşmanıdır. Tabii yani özellikle silahlı kuvvetlerden gelme daha sert. Ya şimdi Avrasyacılık denen genel bir eğilim. Dediğim gibi bunların sesi çok gür çıkıyor ve belli ki yönetim, yani Türkiye'deki yönetimi yönetimin manevra alanını da ciddi şekilde kısıtlıyor. Yani yönetime yakın olduğunu bildiğimiz bir takım kişilerin yazılarına baktığımız zaman hala böyle Amerika'ya bir meydan okuma tavrı var. Fakat kendi içinde tutarlı bir mantığı yok bunun. Yani tekrar başa sizin açılışınıza geliyorum. Bu bir sistemin, bir savunma sisteminin alınıp alınmamasından çok öteye bir anlam taşıyan iş. Batı ittifakında mısınız, değil misiniz? Türkiye'de anti Amerikancılığın, anti Batıcılığın varmış olduğu boyutlara baktığınız zaman bunun bir kitle desteğine sahip olması da çok güçlü bir ihtimal. Fakat rasyonel düşünmeye çalışırsanız, ki ondan biliyorsunuz bizim bakkalda çok bulunmuyor, herkese çok ağır bedeller ödetebilecek olan sonuçlar da ortaya çıkacaktır. O bakımdan yönetim, dikkat edin, yönetim işte habire sızdırıyor, diyor ki erteleyeceğiz diyor, gelmeyecek, işte oraya gönderirim, buraya gönderirim diyor filan. Ruslar baskıyı yapıyorlar ve manevra alanı, içerideki koalisyonun da niteliğinden dolayı sanıyorum yönetimin manevra alanı da çok dar. Bir ihtimal en azından, diyelim ki almadık, vazgeçtik, bir şekilde iptal ettik. Bu ittifakı, Avrasya diyelim tırnak içinde, ittifakının da çöküş anlamına gelir mi acaba? Çöküşü anlamına gelmez herhalde, çünkü içeride hala güçlüler ama ciddi bir kavganın önünü açar. Onların çok önemli bir muharebeyi kaybettikleri anlamına gelir. Buna Rusya'nın ne türden bir cevap vereceğini de hep birlikte görürüz. Yani şöyle diyeyim, çekiçle örs arasında kaldık. Yani iş şuna geliyor: Amerikalıları kızdırırsak mı daha ağır bedel öderiz, Rusları kızdırırsak mı daha ağır bedel öderiz? Amerikalıları kızdırmanın bedeli, teknolojisi falan bir yana, ekonomik olarak galiba daha çok öne çıkacak. Rusları kızdırmanın bedeli ise daha önce gördüğümüz, yani İdlib'di, Suriye'di şu vesaire, Suriye'deki Türk ordusu varlığıydı vesaire, bunun gibi konularda az bir şey de belki ekonomik konularda çıkabilir. Şimdi anladığım kadarıyla önemli bir Türk şirketinin vergi kontrolleri yapılmış filan Rusya'da. Yani Ruslar da sürekli olarak aba altından sopayı gösteriyorlar. Evet, şimdi tam bu noktada şunu soracağım. Bazı batılı kaynaklarda da yazdı da, ben de kısa süre önce Rusya'daydım, orada da bazı tanıdıklarla görüştüğümde aynı şeyi duydum. Şöyle bir iddia ya da fikir: Astana süreci, demin siz de Soçi mutabakatından bahsettiniz, o da onun bir bölümüydü. Astana süreci varmış gibi gösteriliyor liderler tarafından ama aslında artık yok deniliyor. Ne dersiniz? Yok tabii canım. Fiilen yok.
Suriye'de ya işler... savaşıyorsunuz. Birbirinize karşı. Bir de yani hiç konuşmadık. İran da var yani bunun arkasında. Hı-hı. İran rejimin İdlib'i almasını istiyor filan. Şimdi çok enteresan bir toplantı yapılacak İsrail'de. Tarihini şu anda hatırlayamadım ama önümüzdeki günlerde ben de Haaretz gazetesinde okudum. Rusya, Amerika ve İsrail ulusal güvenlik danışmanları bir araya gelecekler. Hadi bir isterseniz bir de buradan yakın yani. evet. Şimdi bunlar Amerika ile İsrail'in İran tavrı belli. Ben açıkçası Rusların da Suriye'de İran'ın bu kadar güçlü olmasını arzu ettiklerini sanmıyorum. Bu arada laf aramızda ve izleyicilerle Türkiye'nin de İran'ın Suriye'de bu kadar güçlü olmasını arzu ettiğini sanmıyorum. Şimdi Türkiye'nin açmazı şu. Rusya bizim kuzey komşumuz. Fakat şu anda Suriye'de güney komşumuz. Bir yere gideceği de yok. İran bizim doğu komşumuz. Şu anda hem Irak'ta hem de Suriye'de de güney komşumuz. Bu hiçbir ülke için çok arzulanacak bir durum değil. Dolayısıyla yani S-400'de filan başladık ama genel olarak bu jeopolitik dengeler meselesi var ve bunların hakikaten hayalcilikten uzak bir şekilde bence değerlendirilmesi de gerekiyor. Ha, Çinciler var bir de. İşte hani biliyorsunuz bir de zirve yapıldı Çinlilerle filan. Şimdi Çin'in özelliği şu. Çin tabii Rusya'dan daha büyük bir ekonomi. Hiç kuşku yok. Fakat Çin aynı zamanda jeopolitik alanda kendi çevresi dışında ki orada da yeni başladı buna. Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi, işte Hong Kong, Tayvan. Onun dışında çok fazla öne çıkmak istemeyen, risk almak istemeyen falan da bir ülke ve hani Çin'den gelir para, kendimizi kurtarırız bana açıkçası hamayel gibi geliyor. Son bir şey sorayım. Seçimler öncesi, İstanbul tekrar seçimlerin öncesinde Suriye, Irak, başka dış politika konuları da seçimlerle ilişkisiyle birlikte gündeme getiriliyor. Böyle bir dış politik konu seçimlerin iptaline gerekçe olabilir mi sizce? Yani bir savaş çıkar mı 10 gün içinde? Bugün ayın 12'si, 11 gün kaldı. Yani bir ulusal güven ne denir? Olağanüstü hal ilanı. Hayır, bir kere umarım öyle bir kriz yaşamak zorunda kalmayız. Yani buranın ekonomisi o kadar büyük bir krizi kaldıramaz diye düşünüyorum. Böyle bir gerekçe de ancak çok sıcak bir çatışma olması halinde herhalde olur da çatışmayı zaten yani ben istemem. Öyle bir durumda belki iptal söz konusu olabilir ama o zaman da kanımca İstanbul seçiminin çok ötesinde anlam taşıdığı için bu sefer Türkiye'nin siyasi dengelerinde de hani tatsız bir takım gelişmeleri tetikleyebilir diye düşünüyorum. Peki Salih Bey, çok teşekkürler. Enteresan bilgiler ve yorumlar verdiniz ama kafamız açılmadı, yine karışık. Açıkçası herkesin kafası karışık. Yani tekrar ediyorum. Amerika'nın Suriye'de tam ne yapmak istediği, yani bazı arkadaşlar çok net kafaları da ben öyle bir netlik göremiyorum. Rusların ne yapmak istediği çok net fakat işte onların da böyle bir İranlı ortaklar ama İsrail'in İran'ı vurmasına izin veriyorlar. İşte Türkiye ile bu dansı yapıyorlar filan. Herkesin biraz işin sonuna varıldığında daha fazla söz söyleyebilecek kadar bir alanı kapsamaya çalıştığını sanıyorum. Umarım Türkiye bu iş hakikaten son tura geldiğinde sözünü dinletebilecek bir konumda olur. Çünkü şu sırada pek öyle de gözükmüyor açıkçası. Peki sağ olun. Soli Özel'le görüştük. S-400'de geldiğimiz noktadan, içine düştüğümüz açmazdan başladık. Rusya ile, ABD ile, Batı ile ilişkilerimize ve Suriye'yi Orta Doğu'ya kadar uzandık. Yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.